Daha yeni size merhaba diyorum. Kamerayı daha yeni elime aldım. İnanın çok yoğun bir gün geçirdim. Ehliyet için çekilmiş olduğum fotoğrafı ehliyetten kabul etmediler. Sistem kabul etmiyormuş. Yanlış çekilmiş yani. Boyutu yanlışmış. Sabah kalktım evi toplamadan direkt oğlumun kahvaltısını yaptırdım. Kendim bir kahve içtim, kahvaltı yapmaya fırsat bile bulamadım. Gözlerimin altı çökmüş resmen. Resmen gözlerimin altı çökmüş, mosmor olmuş. Sonra hemen Çınar'ı giydirdim. Kendim giyindim. Hazırlandım. Fotoğrafçıya gittik ve yerini bilmemem benim için daha da bir zorluk oldu. Sora sora Bağdat bulunur. Evet buldum ama çok zor buldum. Ve bugün Edremit'te şiddetli derecede bir soğuk var arkadaşlar. Şöyle göstereyim canlarım. Gratis'e uğradım. Gratis'ten ne aldım? Şöyle göstereceğim. Hiç de üstünde gösterecek bir resim yok. Ayna aldım, ayna. Makyaj aynası. Yakınlarda size makyaj videosu geleceği için inşallah Allah nasip ederse bu yoğunluğun içinde nasıl yapacağım onu da bilmiyorum da. Yani bu tarz bir ayna istiyordum ben. Bakmadım yer kalmadı. Her yerde şu klasik ayaklı aynalar var ya, onlar var. Ya alacağım, klasik olduğundan değil. Çok problem değil benim için ama 15 lira diyorlar ve gerçekten böyle bir albenisi yok aynanın. En son gratistekini almak zorunda kaldım. Ben daha önceden buna bakmıştım zaten, almamıştım. Gitme. Sen nereye gidiyorsun? Şöyle bir şey. Nasıldı bu tabii? Ben şöyle bir şey. Evet. Şurada şöyle bir aparatı var. Bunu kenarlara rujlarınızı koyabiliyorsunuz ve çok mantıklı bence benim için. Rujlarımı koyacak zaten özel böyle bir kabım yoktu. Sonra aynen. Ay ben şunları patlatmaya çok severim biliyor musunuz? Ve çıt çıt çıt. Ay çok severim. Aynamızı açalım. Açıkmış zaten. Hala onları patlatmaya çalışıyorum ya. Çıksana. Bunun fiyatı 11,90'dı. Yani 12 liraydı. En azından rengi pembe. Şurada ruj aparatı var. Bence daha şık duruyor yani. O diğer klasik olanlara göre daha şık duruyor. Burası büyük gösteriyor. Bu tarafı da normal gösteriyor. Ben bunu bir takayım. Canlarım şu şekilde. Çok hoşuma gitti ya. Çok tatlı değil mi? Beni görüyorsunuz. Yani bir tarafı şöyle çevirdiğiniz zaman yakın. Şöyle çevirdiğiniz zaman normal ayna oluyor. Şuraya da rujlar falan gelecek. Bir bakalım ya. Ay çok güzel duracak sanırım masamda bu. Pembiş pembiş. Böyle ayna aldım. Çınar'ın yapmış olduğu dağınıklığa bakar mısınız? Her yer her yerde kızlar. Her yer her yerde. Öyle söyleyeyim. Evimi toplayayım. Yemek mi yapayım? Bir kahve yapıp 2 dakika soluklanayım mı bilemedim. Her yer her yerde. Ay ay. Ne olacak benim bu halim bilmem. Şimdi böyle birkaç yorumlara bakmaya fırsatım oldu. 2 dakika oturdum soluklanayım diye. bir çok fazla sorulan bir soru var. 1,75 boyundayım. Onu cevaplayayım. Bir de birkaç zaten beni yeni ailemize yeni katılanlar soruyor genelde bu soruları. Ya şu lavabo mu, mutfak lavabo mu? Arkadaşlar lavabom benim çok eski. Yani mutfağım evim yani eski model olduğu için o tezgahın tamamen değişmesi lazım. Tabii kiracı olduğumuz için öyle bir ihtimalimiz de yok. Benim çatlak yani çizik çizik bıçak çiziği. Her yere bıçak çiziği yapmışlar ve kenarı tamamen çatlak olduğu için kirli gibi duruyor. Aslında kirli değil canlarım. Neler yapmama rağmen onu çıkartamadım. Olmuyor kesik olduğu için. Böyle bende durumlar şu şekilde. Burada pazar eşyaları yığılı. Bunların hepsi yerleşecek. Şunlar ne diye sorarsanız akşam kestane yapmıştık ama kestaneler çok kötü çıktı. Hiç beğenmedik, yemedik. Burada pazar eşyalarımı falan yerleştireceğim işte. Böyle canlarım. Çok işim var. Hemen böyle evi bir toplayayım. Şunları falan da yerleştireyim diyorum.
Tutabilirsem de şöyle küçük fantonumu pratik süpürgemden şöyle bir süpürüvereyim diyorum ama yetiştirebilirsem. Akşama da bir tane yufkam var. Yufkadan gözleme yapacağım. Tavada çınara böyle dürüm gibi sarıp vereceğim. Yemek olarak ya Yakup gelmeyecek zaten. O geç gelecek bugün işte olduğu için. Orada yiyip gelecek. Yanına da ne yapsam bilmiyorum. Çorba yapsam yetiştirebilir miyim? Nasıl yapsam? Ya bilmiyorum kızlar, vaktim de az. Dediğim gibi çınara böyle gözleme yaparım ya da patates kızartırım ya da makarna gibi bir şey yaparım ama kendim ne yiyeceğim işte sağlıklı olarak onu düşünüyorum. İşte arkadaşlar geçen hafta da böyle oldu benim. Hep böyle telaşlı günlerim geçtiği için yani sağlıklı bir şekilde beslenemedim. Saatinde beslenemedim. Sağlıklı bir şekilde saatinde bir şeyler yiyemedim. O yüzden böyle oldu. Bu hafta da öyle oluyor. İşte bir düzene sokamadık her şeyimizi. Ne yapacağım bilmiyorum kendime de. Karnabahar baktım. Güzel karnabahar bulsam alacaktım. Onu yapacaktım kendime ama ıspanak falan var. Bilmiyorum, belki ıspanaklı yumurta yapabilirim. Ispanaklı omlet gibi bir şey yapıp yiyebilirim. Evet, öyle bir şey yapabilirim. En azından daha sağlıklı olur. Böyle canlarım. Şimdilik görüşürüz. Tipime bakın ya. Allah. İlk defa size yatak odasından selam. Canlarım. Artık yatak odamın dizaynını ayarladım biliyorsunuz. Taburemi de aldım. Buraya makyaj malzemelerimi falan geçirdim. Ürünlerimi, her şeyimi. Bir şu minnak ayna eksikti. Artık bu da tamam oldu. Bunu da aldım. Tabii şimdi makyaj mı yapacaksın Çağla diyeceksiniz ama hayır tekit, tabii ki de yapmayacağım. Öncelikle şimdi biraz sonra çıkacağım çınarı almaya. Bugün bayağı soğuk bir hava vardı. Ayazda dolaştık. Ve yüzüm böyle ayazda insanın yüzü yanar, bilir misiniz? Bilmiyorum da benim yanıyor arkadaşlar. Böyle bir tuhaf oluyor. Kelleşme mi diyorlar, öyle bir şey oluyor. Tabii şimdi yüzden girdin saçtan çıkıyorsun, ne alaka Çağla diyeceksiniz. Ama öncelikle bunu yapmam gerekiyor. Biliyorsunuzdur alışveriş videomda göstermiştim. Gratis'ten almış olduğum şu kokonatlı bakım yağını kullanıyorum. Çok memnunum. Bugün Gratis'e baktım ve bu yağı bulamadım. Çok üzgünüm o yüzden. Şöyle birazcık saç uçlarıma düzgün durması için, hem beslemesi için, hem de biliyorsunuz ben saçlarımın uçları genelde çok kabarıklık yaşadığım için almıştım. Saçlarım hem gür, gerçi saçlarım çok dökülüyor bu aralarda. Yine de kabaran bir saç yapıya sahibim arkadaşlar. Biliyorsunuz artık az çok sizlerde. Hem buradan böyle kabarıyor saçlarım, hem uçlarından kabarıyor. Bu yağ hem saç uçlarımı besliyor, hem de çok güzel şekil vermemi sağlıyor. Çok memnunum. En yakın fırsatta mı desem, hemen almayı düşünüyorum. Bunu yedeklemeyi düşünüyorum. Çok memnun kaldım. Şöyle elimde kalan yağları da şu şekilde saçlarıma uygulayacağım. Böyle uyguladım. Tabii ki de böyle salık gezemiyorum saçlarımı ne yazık ki. Toplayacağım. Canlarım sizler nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Makyaj yapmayı düşünmüyorum. Bilmiyorum, belki yüzümü canlandırabilirim ama sonuçta eve geri geleceğim. Makyaj yapsam mı olacak, yapmasam mı olacak? Sadece cildimi biraz şöyle temizlemek istiyorum. Onu da sizlerle birlikte yapalım dedim. Çünkü çok fazla böyle video paylaşım, yani çekemedim vlog bugün. En azından böyle parça parça bir şeyler çekmeye çalıştım. Elimde yağ yok. Hepsi saçına geçti. Saçıma geçti. Ya aynanın buralarına bir şeyler yapmışlar. Sanırım rüz standı zannettim ben ama koyuyorum, olmuyor. Şöyle göstereyim size de hatta. Mesela çıkarıyorum şuradan. Bir rujumu koyuyorum ama girmiyor. Gördünüz mü? Ya bu böyle aksesuar olarak sadece. Her neyse canlar. Şimdi ne yapalım? Tabii şu an buna gerek yok. Makyaj yapmayacağım.
Bunu niye aldım arkadaşlar? Makyaj yaparken böyle yani şu şekilde yakından görebilmek için. Yani böyle kameraya koyacağım. Buradan makyajımı yapacağım. Burada büyük aynam var ama çok uzakta kalıyor. O yüzden şuradan bir adet pamuk aldım. Şöyle BB Clean bilirsiniz zaten. Çok memnunum arkadaşlar. Hiç vazgeçemeyeceğim bir ürün diyebilirim. Çok memnunum. Yani bu Nivea'nın şu canlandırıcı toniklerini falan da kullandım ama bu kesinlikle vazgeçemeyeceğim bir ürün. Aynı zamanda makyajı da temizliyor. Öyle söyleyeyim. Bunu sürekli kullanıyorum. Bu Nivea'nın değil de Garnier'ın makyaj temizleme suyundan almıştım. Ama sonradan bu indirimdeydi gratiste. Diğer hem de büyük boy 400 milimlik. Bundan da çok memnun kaldım arkadaşlar. Hafif böyle çok gözünüze temas ettirirseniz açarsanız temizlerken tabii ki de hafif yakma yapıyor ama bilmiyorum memnun kaldım ben. Güzel de makyaj temizliyor. Şöyle birazcık cildimizi temizleyelim değil mi? Ojelerimi çıkartmam gerekiyor. Ya benim oje sürüyorum bir günde hemen böyle çıkıyor ya. Neden oluyor? Ev hanımı olduğumuz için mi acaba? Sürekli ev işiyle suyla uğraştığımız için mi? Kaşlarımı almam gerekiyor. Daha alamadım. Fırsat bulamadım. Kitabım da burada elimin altında duruyor. Artık bugün akşamdan itibaren çalışmaya başlayacağım. Test çözmeye başlayacağım. Çalışmaya başlayacağım. Çünkü tamam ilk yardımı falan biliyorum tabii ki de. Ama trafik dersi görmüştük çünkü biz ortaokulda gerçi görülüyor artık herkes görüyor da ilk yardım falan çok kolay. Ama canlar motorla alakalı hiçbir bilgim yok. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Ve öğrenmem için bayağı da bir şeyler yapmam gerekiyor. Bayağı çalışmam gerekiyor yani. Nasıl böyle görüntü nasıl bilmiyorum ama yani böyle bir yer ayarladım ama olmazsa güzel durmazsa değiştirebilirim. Diyeceksiniz ki Çağla hani ne yaptın yüzüne? Hiçbir şey. O bu arada dün akşam mıydı? Ondan önceki akşam mıydı? Şu maskeyi uyguladım ama size çekmedim. Gel buraya. Gel buraya. Şu maskeyi uyguladım. Kömür maskesine. Evet, cildime bir yumuşaklık verdi ve cildimi temizlediğini hissettim, memnun kaldım. Ama size göstermedim canlar. En kısa zamanda göstereceğim. Şunu daha hiç uygulamadım. Bunu mu uygulamıştım yoksa? Bir saniye, anlaşılır şimdi. Evet, şunu uyguladım, bunu hiç uygulamadım. Uygulayacağız canlar, yapacağız. Hepsi olacak tek tek. Eceleye gerek yok, değil mi? Yüzüm için de klasik şu Avon kare markasının yüz kremini kullanıyorum. Yani şu anlık bunu kullanıyorum ama aslında şey istiyorum şu göz altı için gece kremine falan başlamak istiyorum. Ya bilmiyorum yaşım erken mi daha benim için ama göz altlarımın yıprandığını hissediyorum arkadaşlar. Ve bizim şöyle söyleyeyim ırsi şuralarımız çok çabuk çökme yapıyor. Şu kısımlar ve göz altlarımız çok çabuk böyle torbalanıyor ve morarıyor. Irsi. O yüzden ya çok da alıştırmak istemiyorum kendim ama hafiften hafiften şöyle çok ağır olmayan göz altı kremlerine gece ve gündüz kremlerine başlamak istiyorum ama hangi marka kullansam, hangi marka iyidir? Hiçbir fikrim yok. Onun hakkında da. Yüzüm çok cansız gözüküyor şu an ya. Biraz bir şeyler yapsam mı ki? Evet ya biraz bir şeyler yapacağım. Çünkü cildim çok cansız gözüküyor. Şu Elite markasının BB kremini kullanacağım. Fondöten falan diye de şu BB kremden birazcık kullanmak istiyorum. Gerçekten yüzüm çok cansız gözüküyor. Umarım güzeldir açı. Ay ne güzel oldu şu aynayı almak. Cildimi temizleyeceğim dedim ama en azından birazcık BB krem uygulayayım ya.
Çok bir cansızlık var cildimde. Dışarıda güneş var ama kesinlikle güneşe aldanılacak bir güneş değil. Şiddetli bir soğuk var arkadaşlar. Ayaz var. Çok az bir BB krem kullandım. Ayaz var ya. Açı nasıl, güzel mi acaba? 20 defa sordum ama. Çok üzüldüm. Bir tane genç bir kıza motosikletle çarpmışlar. Evkur'dan çıktım, bir baktım ambulanslar. Tabii ben çıktığımda ambulansa kaldırmışlar artık. Götürüyorlardı. Polisler vardı. Üzüldüm. Umarım bir şey olmaz. Şu Vetamaltin değil de şunu kullanmak istiyorum. Şu Avon'un gözaltı kapatıcısı var benim elimde ve bunu bitirmek istiyorum. Hani böyle durumlarda bunu kullanıp bitirmek istiyorum. Aslında çok da güzel bir göz kapatıcısı, biliyor musunuz? Harika bir kapatıcılığı var. Şuraya mı çevirsem? Evet. Ama çok zor dağılıyor. Şeyi kullanacağım da, şunu kullanmak istiyorum ya. Bakalım nasıl yapacak. Bu hediye gelmişti. Yok arkadaş, bu bir şey yapmıyor. Neyse, hiç öbür Beauty Blender'da sünger de kirletmeyeyim de. Şimdi onu nemlendirmek falan gerekiyor çünkü. Şununla yapayım. Fırçamla, şu fırçayı da yıkamam lazım. Arkadaşlar, makyaj videolarını bu şekilde çekeceğim. Yani bu açıyla. Güzel olmayan, hoşunuza gitmeyen varsa bir şey, yani açıyı değiştir diyorsanız değiştireceğim. Mesela şuraya alsam nasıl olur sizi? Mesela. Öyle sanki daha güzel. Yani süngerle dağıtsam bunu daha güzel ama şu an acelem var. Ve gerçekten cildim çok cansız duruyor. Yani Çınar'ın okula başlaması, benim ehliyete yazılmam gerçekten baya böyle. Ya tamam, kaliteli saatler geçiriyorum, bir şey diyemem. Kaliteli dakikalar geçiriyorum canlar. Hani evde boş boş oturmaktansa bir yerlere koşuşturmak bence güzel. Ama fazla yoğun günler geçiriyorum diyebilirim. Bu arada yine gratis alışverişinden şu Wet n Wild mı nasıl okunuyorsa artık bilmiyorum. Çok hani takılmak istemiyorum ona. Bunu ben aydınlatıcı olarak vermişti kız bana. Aslında üstüne bronzer yazıyor. Ablacığım, bu bronzer aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz demişti. Bugün gratiste başka bir bayan vardı. Ona sordum. O da dedi ki, o aldığınız dedi hani aydınlatıcı veya highlighter olarak kullanamazsınız. Onu pudra olarak kullanın ve tüketin dedi. Kadın. Bana. Kız yani. Öyle dediği için ben de bunu bu şekilde tüketeceğim. Yani ev süpürülecek bekliyor. Evler süpürülecek. Ona vakit bulamıyorum. Makyaj yapmaya vakit vuruyorum. Ne yapayım ya, aman. Süpürüyoruz aynı. Temizleyeceğiz aynı. Birkaç günde böyle oluversin. Yarın sabah kalkarım erkenden eşimle birlikte. Ha gerçi yarın sabah. Yarın da eşim evde, akşam gidecek. Tüh. Gerçi bugün de vakit bulamadım ya süpürmeye. Akşam da şimdi süpürge mi yapacağım? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Yapıyorum bitmiyor. Yapıyorum bitmiyor ya. Yapacak bir şey yok yani.
Ev işi nankör. Annem hep öyle der. Kızım ev işi çok nankördür der. Yaparsın yaparsın. Bitmez. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde. Yamuldu mu bu? Yamuk mu gösteriyor? Bir saniye. Dalgalı. Niye böyle gösteriyor? Buhulu gibi gösteriyor. Yoksa ben mi öyle görüyorum? Şöyle çektim canlar. Bir saniye. Birazcık kameram tuhaf gösteriyor da ona takıldım. Elim kayıyor. Havalarda çok soğudu. Çınarı böyle alıp getirmek, götürmek sıkıntı ya. Şu fırçaları da deneyeceğim, makyaj yapacağım diyorum ama daha bir türlü fırsat bulamadım canlar. Kameram niye böyle gösteriyor bilmiyorum. Birazcık da rimel uygularsak bu iş tamamdır diyebilirim. Hatta şöyle yapalım. Nerede benim? Kaş fırçamla da şöyle birazcık bu orman kaşları birazcık düzeltelim. Orman gibi oldular. Alınması gerekiyor. Ama ben Deniz Çağlı'm. Herkesin yardımcısı olsun. Kış ayı dert ayı derler ya, gerçekten çok doğru arkadaşlar. Tamam, bizim yine bir kafamızı başımızı sokabilecek bir evimiz var. Ama işte şöyle yapmak istiyorum. Biraz dudaklarımı nemlendirdim. Ve çok azıcık şu kırmızı rujumdan böyle hafif. Evet. Bu kadar yeter. Hafif böyle varla yok arası. Birazcık ruj değirdim. Şimdi ne yapacağım? Bir tane de allık fırçası alayım bari ayrıca. Şöyle bir fırçam var ama çok kötü. Hiç iş görmüyor diyebilirim. Birazcık da şu kırık allığımdan uygulayayım. Cildime renk gel. Bununla hem pudra uyguluyorum hem şey, bunu kirletmeyeyim de yine şunu da uygulayayım. Ben de bir tane allık fırçası alayım olmazsa. Çok kötü çünkü. Evet. Yeterli. Seni de koyalım yerine. Biraz da parfümümüzden sıkalım. Altıma da pantolonumu giyeceğim. Ondan sonra parfüm karıştırmaya bayılırım. Altımda eşofmanım var. Evet, saçlar tamam. Ay. Ay! Şunu çınır almaya gideceğim. Evet.
Kaşlarımın çirkinliği. Böyle bir makyaj yaptım işte arkadaşlar. Taburemizi yerine koyalım. Ay, düşürüyordum aynayı. Vallahi düşürüyordum aynayı. Daha ilk günden kıracağım. Şu çöpe atacağım. Saate bakacağım bir de. Saat 17.15. 5.15 geçiyor. 5.30'da çıkarım. 15 dakikam daha var. Dinleneceğim. Bir iş yapmayacağım. Çamaşırlarım var ama. Kameram niye böyle gösteriyor şu an benim bilmiyorum. Işığı açalım. Yandı. Son biraz daha iyi. Bu üzerimdekine bayılıyorum. Sırt detayı var bir de böyle. Çok seviyorum çünkü annem almıştı. Burada da bulaşıklarım var. Burada da bulaşıklarım var. Bunu boşaltmaya üşendiğim için onları da oraya yığdım. Akşam yemeğinden sonra burayı boşaltırım. Sonra kirlileri atarım. Böyle canlarım. Şimdilik görüşürüz. Eve geldiğimde görüşürüz. Öpüyorum sizi. Canlarım ben içine almaya gidiyorum. Hazırlandım. Kadımı falan giydim. Hiç halim yok. Böbreklerim ağrıyor çünkü yine. Üşütmüşüm herhalde. Böyle.